Herkese merhaba, ben Olcay Çelik. Bu hafta triates fonksiyonunu inceleyeceğiz. Triates işlevi, sanal ilişkiler oluşturma konusunda oldukça faydalı bir fonksiyon. Bu fonksiyon, tablolar arasında filtre geçişini sağlıyor. Peki, triates nasıl kullanılır? Fonksiyonun kullanım alanları nelerdir? Hep birlikte inceleyelim. Hadi, hazırsanız başlayalım. İş dünyasına yönelik olarak veri dayalı raporlama ve analizler yaptığımız Power BI Eğitimleri TV'ye hoş geldiniz. Eğer kanalı ilk kez izliyorsanız, her hafta güncellenen videoları kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda veri modelimizde farklı tablolar var. Bugünkü konuya özel çalışacağımız tablolar ürünlere ait bütçe tablosu, tarih ve satış. Buraya bir not düşelim. Birazdan anlatacağım senaryo birçok iş yeri için geçerli diyebilirim. Şimdi tabloları inceleyelim. Satış tablosuna bakacak olursak tarihler ve bu tarihlerde gerçekleşen siparişlere ait kayıtlar var. Tarih tablosunda ise akıl zaman analizleri yapabileceğimiz birçok boyut var. Ve son olarak bütçe tablosuna da bir bakalım. Bütçe tablosunda ise yıl ve aylar kırılımında hazırlanmış ürün bütçeleri var. Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Öncelikle tarih tablosuyla satış tablosunu ilişkilendirebiliriz. Çünkü tarih ve satış tabloları teknik olarak aynı ayrıntı düzeyine sahipler. Ne demek istediğimi tablo üzerinden sanırım daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi tarih tablosuna bakacak olursak gün, ay ve yıl içeren bir tarih sütunu olduğunu görüyoruz. Tarih sütunu yabancı anahtar olarak aynı zamanda satış tablosunda da bulunuyor. Yani aynı ayrıntı düzeyindeler. Dolayısıyla bu iki tabloyu tarihleri kullanarak ilişkilendirebiliyoruz. Fakat modelde başka ilişkiler oluşturmak istersek bizi bekleyen bazı sorunlar olduğunu görürüz. Evet devam edelim. Diyelim ki iş yerinde aylık olarak satışları düzenli takip ediyoruz. Ancak satışların bütçeye göre ne durumda olduğunu da öğrenmek istiyoruz. Satışlar bütçenin üzerinde mi değil mi kontrol etmemiz gerekiyor. Böylece satış arttırıcı aksiyonları zamanında alabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Normalde her iki tabloda çalışabilmek için yapmanız gereken şey bu tabloda ilişkilendirmek ve bir araya getirmek. Ancak bütçe ile satış tablosunu bir araya getirecek ortak bir anahtar yok. Dolayısıyla buradaki sütünü tutup tabloya bıraktığımızda Power BI'nin ilişki oluşturamadığına dair bir hata mesajı alırız rapora dönüp karşılaştırmak istediğimiz ölçüye gidip bütçeleri tabloya yerleştirdiğimizde bir sonuç alamadığımızı görüyoruz. Muhtemelen çözüm için şu şekilde düşünebilirsiniz. Veri modeli kısmına dönüp bu sefer tarih tablosu ile bütçe tablosu arasında bir başka ilişki kurmak isteyebilirsiniz. Ancak bunu yapsanız da yine bir ilişki oluşturamazsınız. Çünkü aynı hatayı alırsınız. Sonuç alamıyoruz. Çünkü tabloların ayrıntı düzeyleri birbirinden farklı. Tarih tablosu günlük ayrıntı seviyesine sahipken bütçe tablosunda aylık bazlı bir ayrıntı seviyesi var. Bu yüzden bu iki tabloyu birleştiremiyoruz. Barbie'ye ilişki oluşturamıyor. Peki ne yapacağız? Yapmamız gereken şey filtreyi karşı tarafa geçirmek. Bunu yaparsak bütçe tablosunu filtreleyebiliriz. Yani yapmamız gereken şey şu. Tarih tablosunu filtrelediğimizde elde ettiğimiz filtreyi bütçe tablosuna geçirmek. Böylece bütçe tablosundan aylık olarak istediğimiz sonuçları elde edebiliriz. Bunu eskiden yapmak pek kolay değildi. TRIATES işlevi ile artık yapması oldukça kolay. Evet devam edelim ve yeni ölçü oluşturalım. Ölçünün adı toplam aylık bütçe olsun. Ardından fonksiyonumuzu çağıralım. Öncelikle parametrelere bir bakalım. İlk parametre bir ifade. Ardından açıklama sütun 1 sütun 2 şeklinde devam ediyor. Buraya bir not düşelim. İlk parametre bir tablo olabilir. Örneğin ürün bütçelerinin olduğu tabloyu yazalım. Ardından yazacağımız sütunlar ise referans olarak belirttiğimiz tablodaki filtreleyeceğimiz sütunlar olacak. Mesela tarih tablosundan yıl ve ardından ayları yazalım. Bu şekilde yazarsak fonksiyon çalışmaz. Çünkü başlangıçta belirttiğimiz ürün bütçe tablosunda 4 sütun var. Ancak bu kısımda 2 sütunu filtrelemeye çalışıyoruz. Peki bu fonksiyon nasıl çalışıyor? Şimdi daha önce oluşturduğumuz ölçüye gidelim. Ve fonksiyonun nasıl yazılması gerektiğini öğrenelim. Evet şu anda bütçeyi aylık olarak filtreyen ölçü karşımızda. Bütçeyi triates ile bu ölçü sayesinde filtreleyip hesaplatabiliyoruz. Şimdi gelin bu ölçü üzerinde biraz oynayalım ve nasıl çalıştığını öğrenelim. Öncelikle bu kısmı silelim ve tarih tablosunu çağıralım. Bu şekilde devam edip Enter'a basarsam hata mesajı alırım. Çünkü tarih tablosu filtrelemek istediğim sütün sayısından sayıca fazla olan bir tablo. Alanlar kısmına dikkatlice bakarsanız gerçekten sayıca fazla olduğunu görebilirsiniz. Öte yandan bu kısımda bütçe tablosundaki iki sütunu filtrelemeye çalışıyoruz. Bu yüzden tarih tablosundan bu kısımda filtrelemek istediğim aynı sütunları hesaplatmalıyım. DAX ile bunu hesaplatmak için summarize fonksiyonunu kullanabilirim. Summarize işlevi şunu yapıyor. Tarih tablosundan getirmek istediğim sütunları getiriyor. Bu durumda ilk sütunumun yıl, diğer sütunun ise ay olmasını istiyorum. Böylece tarih tablosundan bütçe tablosunu filtrelemek istediğim sütunların aynısını elde edebilirim. Bu fonksiyon tarih tablosundan istediğim sütunları içeren sanal bir tablo oluşturuyor. Buraya bir not düşelim. Burada önemli olan sütunların sırası. Bunu unutmayın. Yani bu kısımda önce ay, diğer kısımda da yıl ile başlarsam triatas çalışmaz. Çünkü her iki tarafında aynı sırada olması gerekiyor. Özetleyecek olursak, aynı değerler kümesine başvurmaları gerekiyor. Evet, şu anda doğru gözüküyor. İsterseniz summarize'ın ne yaptığını ve temeldeki tablolarda neler olduğunu daha iyi anlamak için gelin fonksiyonu bu kısma kadar kopyalayalım ve modelleme şeridine gidip yeni bir tablo oluşturalım ve summarize fonksiyonunun ne yaptığını görelim. Böylece fonksiyonu daha iyi anlamış oluruz. Evet devam edelim. Bu sanal tabloyu triatas fonksiyonunun ilk bölümünde kullanacağız. Bu sayede karşılaştırmak istediğimiz bütçe sütununu genişletebiliyoruz. Yani sanal bir ilişki kuruyoruz. Evet şu anda elimizde yıl ve aylar bulunan bir tablo var. Triyatasın yaptığı şey şu. Summarize ile hesaplattığım tabloyu bütçe tablosundaki yıl ve ay sütunları ile sanal olarak eşleştirmek. Şimdi veri modeli kısmına geçelim. Artık elimizde Summarize ile oluşturduğumuz sanal bir tablo var. Tarih tablosu filtrelendiğinde filtre bağlamı tarih tablosundan bütçe tablomuza geçirilecek. Ardından bütçe tablosu filtrelenecek ve aylık bütçeyi hesaplayacak ve sonuçları gösterecek. Özet olarak oluşturduğumuz tablo bütçe tablosuna uygulanacak olan filtre olacak. Daha sonra yazdığımız ölçüdeki satırı gidip toplayacak. Evet, şimdi ölçümüze gidelim ve sürükleyip tabloya bırakalım. Artık aylık olarak bütçeleri takip edebiliriz. Hatırlarsanız eğer ilişki kuramıyorduk. Bu sebeple de aylık bütçe tablomuzdan faydalanamıyorduk. Buraya bir not düşelim. Aynı şekilde her ürünün aylık bütçesini de takip etmek isterseniz Treitas kullanarak bunu yapabilirsiniz. Gelin şimdi bu ölçüye de bir bakalım. Yine aynı mantık sayesinde ürünlerin bütçelerini aylık olarak takip edebilirim. Artık karmaşık senaryolar için bu fonksiyonu kullanmaya başlayabilirsiniz. Ben Treitas'ı genelde bütçe analizleri gerçekleştirmek için kullanıyorum. Modelde fiziksel ilişki kurmak istemediğimde sanal ilişkiler kurmak için Treitas kullanıyorum. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Dosyayı indirmek isterseniz açıklamalardan bağlantıya erişebilirsiniz. Eğer nasıl yapacağınız konusunda sorularınız varsa aşağıdaki yorumlardan sohbet edebiliriz. Barbie Eğitimleri TV kanalını ilk kez ziyaret ediyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.